Sevgili seyirciler, şu an neredesiniz diye sorarsanız herhalde dünyadaki cennetteyim. Bir elimde gül, misler gibi kokan, doğal, birçoğumuzun şehirlerde yaşayan birçoğumuzun alamadığı bir kokusu var. Kokulu gül bulmak elbette ki zor. Bir yandan yediğimiz önümüzde, yemediğimiz arkamızda derler ya, soframıza bakıyoruz bir kere taştan özel bir malzeme. Yani daha doğrusu doğal taş diyelim. Ve onun üzerinde ablamızın yapmış olduğu şahane bir poğaça, peynirli maydanozlu. Onlar varken kim bakar Çoko Prens'in Halley'in yüzüne? Hiçbirimiz onu yemiyor çünkü şehirde bol miktarda var. Dolayısıyla doğallıktan kırılıyoruz tabiri caizse. Ve bu masanın üstündeki neyi diye soracak olursanız, ben de yeni öğrendim. Cehaletim bağışlayın. Gerçekten çok şaşırdım. Özel bir topraktan, kırmızı topraktan yapılma. Bunu ben Kapadokya'da falan gördüm İlyas abi. Hani bu toprak cinsini. Eskiden sulara, pardon özür dilerim, evlere su getirilen su borusu yani. Su borusu bir nevi değil mi Evet, İlyas evet, abi? evet. Öyle de diyebiliriz. Evet. Şey mi İlyas abi, ne demiştiniz ismini? Pöhrenk. Pöhrenk. İsmi Pöhrenk sevgili seyirciler. Olağanüstü bir şey. Yani birbirinin içine geçiyor bu. Birbirinin içine geçiyor. Ve uzun uzun böyle su kaynağından evlere sular geliyor. Evet. Olağanüstü güzellikte Pöhrenk. Kaç yıllıktır bu kim bilir? Yani kaç yıl Valla öncesinde kullanmaya şimdi başlamışsınız? en az 70 yıldır, Yani. 70 yıl önce ta Zara'dan, Zara buraya 60-70 kilometre. O zaman araç yok. Şeylerle, hayvanlarla taşımış getirmişler. Fakat oradan oraya nakledile nakledile çoğu kırıldı. Ben de kalanları bir yerde buldum, getirdim. Bir yere istifledim. Korumaya çalışıyorum. Ne kadar güzel. Tam müzelik, aman dikkat edin vallahi bundan. Mevcut borulardan daha sağlam, daha güzel görünüyor, daha Sağlam estetik. su gidiyor. Ha, tam onu diyecektim. Su gelirken toprakla bütünleşmesi, belki de o suyun süzülmesine, değil mi? Bildiğim kadarıyla bu topraktan yapılma testilerin içinde su bekletildiğinde süzülüyor diyorlar. Zararlı şeylerden arınıyor. Aynen, ne kadar güzel. Biz eskiden su içerdik testiden derler. Şimdi efendim muhtarıma döneyim ben. Muhtarım merhabalar. Hoş geldiniz köyümüze. Hoş bulduk. Teşekkür Çok ederiz. teşekkür ederiz. Sizi biraz tanıyalım mı? Ben Ceyhan Ertürk. 43 yaşındayım. Hayvancılıkla uğraşıyorum. Harika. Çok güzel Öyle Cihan işte. abi. İlk döneminiz mi? İlk defa İlk muhtarlık dönemim evet. yapıyorsunuz. İlk Sevgili seyirciler, Cihan Bey'in ilk dönemi. İnşallah yeni hedefi milletvekili olmak. dönemim. Neden olmasın Cihan abi? Tabii ki. Neden olmasın? Bu güzel köye muhtar olan ileride de tabii ki milletvekili, bakan olabilir yani neden olmasın? Cihan abi, köyümüzün nüfusu nasıl? Yazın nasıl? Kışın nasıl? Biraz onu açabilir miyiz? Yazın genelde 20 kişinin üzerindeyiz. 6-7 hane oluyoruz. Aracımız geliyor. Hayvancılıkla uğraşıyoruz köyümüzde. Harika. Genelde emekli köy kesimimiz. Kışın genelde Ankara'ya gidiyorlar. Evet. Yazın kışın da bir iki hane kalıyoruz köyde. Kışın bir iki Bir hane. hane ki. Sevgili İmranlılar, lütfen muhtarınızı yalnız bırakmayın. Gelin buraya. Bakın biz yaptığımız yayınlarda hep söylüyoruz. Dünya üzerinde 300 bin kadar İmranlı var. Hepiniz gelin köyünüze. Biraz şenlendirin. Muhtarım yalnız kalıyor kışın. Yani onu söyleyeyim. Köyünüze dönün. Diğer konuklarımıza geçelim biraz. Yanında değerli bir abim var. Ona da mikrofonu uzatacağım. Lütfen rahatsız olmayın. Ben yanınıza geleceğim. Sizi biraz tanıyalım mı? Bu arada sevgili seyirciler, tabii ki sosyal mesafeyi koruyoruz. Tabii ki maske kullanıyoruz. Sağlamız çok şükür. Buranın havasında zaten hasta olmanın mümkünatı yok. Evet. Siz tanıyabilir miyiz? Ben Hasan Hüseyin Şahin, emekliyim. Yaz dönemlerinde geliyoruz, 3 ay veya 4 ay kalıyoruz burada. Köyümüzü seviyoruz, sakin, sessiz. Doğayla baş başa kalmak için buradayız. Ankara'da ikamet ediyorsunuz Hasan Ankara'da abi. ikamet ediyorum. Ve oranın sıkıcı böyle politikacıların olduğu bir yer. Oradan sonra Maalesef, herhalde burada nefes maalesef. alıyorsunuz. Siyasileri bir gönderme yapalım buradan. Şimdi Ankara'dan buraya geldiğin zaman doğayla iç içe kalıyor oluyorsunuz. Buradan gittiğim zaman bir hafta ben baş ağrısı çekiyorum. Ankara'nın gürültüsü, havası yani gerçekten doğayla iç içe olmak çok farklı bir şey. Ya, de aynen öyle. Evet, İnsanı tekrar gençleştiriyor değil mi? gençleştiriyor. Ne güzel. Hasan abi gibi böyle köyüne bağlı büyük şehirlerde de yaşasa muhakkak bir ayağı burada olan Mutlaka, insanlar var. mutlaka, mutlaka. Hasan abinin yanında eşi var. Hemen oraya geçeceğim. Yengecim, öncelikle elinize sağlık. Poğaçalar. Poğaçalar işte bu güzel hanımefendinin eseri. Yarasın. Elinize sağlık. Çok güzel yapmış. Güzel. Sizi tanıyalım mı? Ben Arife Şahin. Buralı mısınız efendim? Buralıyım. Babamın evi. Çok güzel. Geldik işte. O zaman Hasan abi iç güveyinden hallice. Çok,
Buraya gelmiş. Dayımın oğlu. Ay ne güzel. Ne güzel. Geliyoruz burada 3-4 ay kalıp Ankara'ya dönüyoruz. Peki eminim ki gidince özlüyorsunuzdur burayı. Böyle bir hani duygusal bir bağ oluşuyor. Evet. Kaç ay buradasınız? Burada 3-4 ay kalıyoruz yani. 3-4 ay kalıyorsunuz. Gidince buraya gelince tabii her hastalığımız falan kalmıyor. Kalmıyor. Oraya da gidince tabii sıkı şeye giriyorsun yani. O zaman buradan İranlılara bir çağrıda bulunalım. Ne diyelim gelsinler ki? Değil mi? Buyur görelim. Herkes gelsin. Köyüne dönsünler. Evet evet harika. Evet. Ne diyorum güzel. Burada bir ışık daha fazla yansa ne kadar mutlu oluyorum ben yani. Doğru söylüyorsunuz. Öyle doğru söylüyorsunuz. Sevgili seyirciler bizler bugün Tanrı misafiri olarak geldik gerçekten. Konukseverliliğiyle bir telefonla sadece bakın İstanbul'da kimin evine bir telefonla gidersiniz? Ben bazen kardeşimin evine gitmeyi imtina ediyorum. Aradık ve sağ olsunlar gönüllerini açtılar, kapılarını açtılar. Bugün misafir olduğumuz şu an bulunduğumuz evin de sahibesi var hanımefendi. Ve artık burası bir akraba, kardeş topluluğu gibi olmuşlar. Öyle güzel komşuluk ilişkileri var ki gerçekten bu güzel duyguların da mimarı bence hanımlar. Şimdi hanımlarla ilgili ben sık sık programlarımda anlattığım bir hikaye vardır. Hani hep klişedir, her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır diye. Şimdi şöyle bir hikaye anlatırlar. Amerika Başkanı, eski başkanlarından Barack Obama bir gün eşi demiş ki, Michelle Hanım, Michelle Obama, hayatım demiş şu rutin siyasi hayatından bir kurtul da bir gün baş başa yemek yiyelim. Bu ne demiş, her taraf, her gün siyasiler biri gidiyor biri geliyor, baş başa kalamıyoruz demiş. Tamam hayatım demiş, velhasıl ayarlamış bir gün. Bir restorana gitmişler, baş başa yemek yiyecekler. Efendim yemeğe başlamışlar. Bir anda tabii birisi gelmiş kulağına, Michelle Hanım'ın kulağına. Michelle Hanım, birisi sizinle görüşmek istiyor ısrarla ve yanımızdan ayrılmıyor. Ne yapacağımızı da şaşırdık. Barack Obama der ki hayatım bir git, bir gör kimmiş, ne istiyormuş filan. Gitmiş efendim. Yarım saat masaya gelmemiş. Birisiyle konuşmuş orada bayağı bir muhabbet vesaire filan. Yarım saat sonra masaya gelmiş. Barack Obama demiş ki hayatım kimdi o demiş. Yarım saattir konuştuğun adam kimdi? Hayatım demiş, o benim liseden bana aşık olan sınıf arkadaşımmış diyor. Yıllar sonra beni burada görmüşler. Bana ulaşamadığı için, burada gördüğü için aşkını itiraf etti ama geç kaldı diyor. Ondan sonra Barack Obama demiş ki, vav demiş, biraz da dalga geçmek maksatlı, vav demiş. Demek ki evlensen, ha bu arada o adam, o oturdukları restoranın da sahibi aynı zamanda. Barack Obama demiş ki, vav demiş, onunla evlensen demek ki bu koskoca restoranın sahibi sen olurdun demiş. Tabii Michelle Hanım lafın altında kalır mı? Olur mu hayatım demiş. Onunla ben evlenseydim bugün Amerika Başbakanı o olurdu demiş. Dolayısıyla kadının gücü burada çok önemli. Şimdi İlyas abimin eşi var yanımda. Teşekkür ederim. Öncelikle gerçekten hoş bulduk. Evinizi açtınız, yüreğinizi açtınız. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Eksik olmayın. İyi ki geldiniz. Eksik olmayın. Ben Aliye Öztürk. Memnun oldum. Ben de 15 yıl oldu buraya geleli. Hiç burada yaşamamıştım. İlk defa yaşıyorum. Harika. Eşimin hobilerinin kurbanı oldum. Böyle bir hobiye herkes kurban olmak ister değil mi İlyas abi? Ama hayatımdan memnunum. Arkadaşlarım çok iyi, komşum çok iyi. Ne güzel. Muhtarımızın güzel. Arkasındaydık, onu seçtik. Harika. Çok hoş bir şey oldu. Harika, çok güzel. Ya. Sizler de yılın belirli ayları buradasınız. Evet. Yine Ankara'da da yakın evet, mısınız? Evet, evet. Yakınız ya. Görüşüyoruz, orada da görüşüyoruz. Ne güzel, tabii ne güzel. Hem akrabayız hem komşuyuz. Ne kadar güzel. Evet, evet. Sevgili seyirciler, gerçekten hani ev alma komşu al diye bir klişe vardır ama komşuluk akrabalıktan da çok öte. Hani derler ya zor zamanınızda bir komşunuz akrabadan önce yetişir. Komşum değil o, benim kardeşim. Evet, evet, hem kardeş. Yani. Hem akrabalık var, evet. Hem koşku, her şey. Her evet, şey iç içe. Evet. Ne kadar güzel. Evet. Peki Ali abla, günleriniz nasıl geçiyor köye geldiğinizde? Valla benim, ben yalnız kalıyorum. Hı-hı. Eşim aşağıda atölyesinde, ben yukarıdayım. Tavuklarınız var bildiğim kadarıyla. Şikayetçiyim. Buradan İmranlı Belediyesi Başkanı'na seslenmek istiyoruz. Ali abla eşinden şikayetçi. Az görüşüyoruz. Ama sizin de uğraşınız, yanılırsam tavuklarınız evet, var, bahçeniz evet, var. Evet, evet, değil mi? Bu bahçeyle, bostanla uğraşıyorum. Evimde işim var. Tavuklarım var, civcivlerim var. Harika. Yani harika. Günümü dolduruyorum. Ne güzel efendim. Ne güzel. Allah sağlık sıhhat versin. Burada zaten bu temiz havası, bu güzel coğrafyasında. Tansiyon ilacı kullanmıyorum. Önce kullanıyordum. Buraya gelince kullanmıyorum. Tansiyon ilacı kullanmıyor. Ne kadar güzel sevgili seyirciler. İnanın şu oksijeni hissettirebilsek. Şu oksijen bile şifa kaynağı. Kesinlikle. Şifa kaynağı. Ve geçiyoruz efendim köyümüzün modellerinden birine.
Gelir gelmez zaten dedim ki hanımefendi dedim siz buralı değilsiniz. Nereden tanırım? Saç renginizden. Evet. Dedim mavi saçlarıyla şık bir hanımefendi var yanında. Tanıyalım kendisini. Ben Sevim Şahin. Evet Ankara'da oturuyorum ben de. Babamlarla beraber arada kaçamak yapıyorum. Geliyorum. Çalışıyordum. Gazi Üniversitesi'nde. Bu sene emekli oldum. Genç bir emeklisiniz. Genç onu bir belirteyim. Evet biraz yani 45 yaşındayım ben. Sağlık sorunlarım vardı biraz. Onun için şimdi buraya daha çok sağlıklı olmak için geldim açıkçası. Ne kadar güzel, evet. Ne kadar güzel. Çalışırken kısa süreli geliyoruz zaten mecburen izinlerden dolayı. Ama şimdi daha uzun vakit geçireyim. Sağlığıma daha sahipleneyim diye bu güzel havada. Onun için erkenden geldim annemlerle. Çok... Yanılmıyorsam biz biraz evvel kayıt dışı biraz konuştuk, sohbet ettik. Köye yerleşme planları da var. Var, kesinlikle. Şimdiden arazi evet. aranıyor muhtarım. Efendim kaç dönüm, kaç metrekare arıyorsunuz onu da belirtelim. Yok benim için yani böyle tek göz derler ya hani köyde öyle derler. Kutu gibi bir ev. Evet kesinlikle öyle. En azından hem bu şeyden güzel temiz havadan faydalanmak için. Hem de köyümüze bu birliği sağlamak için ne olursa olsun. Şehirde hani mecbur kalıyoruz evet aynen, büyük şehirlerde aynen, çalışmak aynen. zorundayız. Ekmek paramız için ama sonuçta o süre bittikten sonra da bu doğal yaşama gelmemiz çok daha sağlıklı. Tamamen bu şey doğayla iç içe olmak çok güzel bir ne şey güzel. Yani. Rabbim dileklerinizi tez amin, zamanda gerçekleştirsin. Biz Jogi Baba'ya da gideceğiz. Sizin evet. için de dilek dileriz. Çok teşekkürler. Biz daha gezeceğimiz çok yerler var. Hoş bulduk. Gerçekten ayağınıza sağlık. Siz çok sağ memnun olduk. Çok teşekkürler. Bu arada tabii Ankara'da yaşayan birisi olarak gündemi takip ediyorsunuz. İmranlı TV'nin açılışıyla da ilgili biraz neler valla ben birkaç gündür takip ediyordum harika. Zaten açıkçası ve çok memnun oldum. Şimdi buranın her zaman muhtarımla falan da konuşmuştum. Siz gelmeden önce kısa süreli siz daha önce kayda girmeden önce de konuşmuştuk. İles abim falan sosyal medyadan biraz uzaklar. Çok şey yapmıyorlar. Muhtarıma dedim ki muhtarım gelin yayın yapalım hani sosyal medyadan. En azından köyümüzü tanıtalım beraber yapalım. İnanın başka bir şey dilesem herhalde yine olurmuş. Siz kendiniz evet kesinlikle gerçekten. Aslında çok çaktırmadan olur. Muhtar Bey bizi aradı ondan belki dolayı. Belki de olabilir. Gerçekten ayağınıza sağlık. Çok siz teşekkür sağ olun, ederim. Siz sağ çok olun. Memnun oldum. Bilmiyorum kesinlikle kahvelerim. Destekliyorum. Eksik çok olmayı. Güzel bir şey yapmışsınız. Başarılarınızın devamını diliyorum. Eksik olmayın izleyiniz, efendim. Çok izleyiniz, seyirciniz bol olsun sağ yani. Sağ olun, var yolunuz olun. Açık olsun. Çok teşekkür ederiz efendim. Bu güzel temennilerle biz yolumuza devam edeceğiz. Böyle güzel dilekler elbette ki bizim doğru yolda olduğumuzu da gösteriyor. Evet. Bu enerjiyle sevgili seyirciler daha İmranlı'da neler neler var çekeceğiz. Sevgili seyirciler ne sihirdir ne keramet el çabukluğu marifet. Gördüğünüz gibi bende de bir keramet var herhalde. 3 diyeceğim ışıklar gelecek. 1, 2, 3. Evet efendim görmüş olduğunuz gibi İlyas abi de aldın mı bunu yaparken? İlyas abinin bu güzel şaheserliğini tanıtmak istiyoruz. Bu gördüğünüz şeyler inanın hani böyle çok pahalı malzemelerden yapılmış gibi dursa da efendim tanesi 75 kuruşa satılan maden suyundan yapılmış. Maden suyu şişelerini almış İlyas abi altını kesmiş içine güzel bir lamba yerleştirmiş. Görmüş olduğunuz gibi şahane bir görsel ortaya çıkmış. Eline sağlık nereden aklına geldi İlyas abi? Valla işte... Ya sanatçılık şeyler... bu olsa gerek. Evet, evet, evet. Sanatçı olunmaz da olur sevgili seyirciler. Düşündükçe bir şeyler çıkıyor ortaya. Ne kadar güzel. Vallahi ellerinize sağlık. Gider gitmez evime ben de yapacağım. Tamam vereyim. Şey olur mu acaba sizinkiler? Bilmiyorum hangi marka ama Beypazarı maden suyu var. Beypazarı karışık. Karışık değil mi? Beypazarı maden suyunda yapalım. Buradan Ankara'ya da selamlar olsun. Şahane olmuş elinize sağlık. Ben teşekkür ederim. Sevgili seyirciler bu normalde hani maden suyunu içtikten sonra attığımız şişeler. Düşünebiliyor musunuz böyle bir sanat eseri kimin aklına gelirdi? İlyas abinin aklına geldi. Biz de kopyaladık efendim. Pekala görüşmek üzere diyelim. Çok teşekkürler.